7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz ögeler içermektedir. Herkese merhaba. Yepyeni bir bölümle kamera arkasında yeniden birlikteyiz. Bu haftada sizlere oldukça hareketli ve sürprizli bir program hazırladık. Beğenerek izlediğiniz dizilerin setlerinden tutun da sevdiğiniz oyuncularla eğlenceli sohbetlere, sinema haberlerinden dizi ve film önerilerine kadar pek çok bölümümüz var. Gelin bu hafta neler izleyeceğiz bir bakalım. Kamera arkası bu hafta yine çok eğlenceli. Sinema dünyasından haberler, vizyona gelen yeni filmler, merakla beklenen yapımlar, kaçırılmaması gereken belgeseller ve diziler, merakla beklenen Ridley Scott imzalı Son Düello filminin kamera arkası, Antalya Film Festivali'nden çok özel görüntüler ve Altın Portakalı kazananlar, Fox'un yeni dizisi Yalancılar ve Mumları ekibiyle çok özel röportajlar. Hepsi ve çok daha fazlası birazdan kamera arkasında. Bu hafta sinemalara usta yönetmen, vizyon sahibi film yapımcısı Ridley Scott'tan 14. yüzyıl Fransa'sının vahşetine karşı kurulmuş sürükleyici bir ihanet ve intikam hikayesi olan Son Düello geliyor. Film gerçek olayları konu alıyor. Fransa'nın son onaylanmış düellosu hakkında. İki yakın arkadaş acımasız rakiplere dönüşüyor. Son Düello katıldığı festivallerden övgülerle ayrıldı. Mutlaka izleyin. There is only one question that matters. Do you swear on your life that what you say is true? Usta yönetmen Ridley Scott'ın son filmi The Last Duel için hazır mısınız? Bu tarihi dramada başrolde kimler var kimler? Adam Driver, Matt Damon, Judy Comer ve Ben Affleck. Eric Jagger'ın kitabına dayanan The Last Duel, Fransa'da tarihe geçmiş son ölümüne düelloyu kaynaklara dayanarak anlatan gerçek bir hikaye. I say before all of you, I spoke the truth. Çok yakın iki arkadaş olan Jean Descarouges ve Jacques Le Gris arasındaki intikam hikayesini izleyeceğiz. Savaştan geri dönen Jean Descarouges, en yakın arkadaşı Jacques Le Gris'in eşine tecavüz ettiğini öğreniyor. Jean, adaletin sağlanması için Fransa kralına çağrıda bulunuyor ve çıkan karara göre iki arkadaş ölümüne bir düelloda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Film, dünya premierini de muhteşem bir şekilde gerçekleştirdi. İzleyiciler tarafından övgüyle karşılandı. Son Düello'nun esas çekimleri 2020 yılında nefes kesen mekanlarda Fransa'da ve İrlanda'da yapıldı. Fransa'nın en heybetli ve en iyi korunmuş sarayları bu sürükleyici hikayeye mekan oldu. Son Düello'daki bazı sahneler 6 kamerayla eş zamanlı çekildi. Tüm vücudu kapatan plastik zincirlerden oluşan zırhlar tasarlandı. Orta Çağ'a ait silahlar, mızraklar üretildi. Filmin dinamiğini ise usta yönetmen Ridley Scott'tan dinleyelim. I want him to answer for what he has done. For me, every scene has to have a stake. Large or small. You have disgraced me. Come do it wider, better if you can. You knew what would happen to me should you lose this duel. The message is simple. What do I want the audience to walk away knowing? They're baiting you, Jean. They want us to leave the bridge for the king. Dynamic is a good word. Dynamic can either be a fast-moving car, something falling, a change of pace. I need to get in at that hatred, that moment of hatred. Confess! Or just something we didn't expect. What we're doing here is a good dynamic, which is silence. I am telling the truth. We will proceed with the duel. Silence is a dynamic. Venom
adlı organizmanın taşıyıcısı olan Eddie Brock'un hikayesi kaldığı yerden devam ediyor. Başrolünü bir kez daha Tom Hardy'nin üstlendiği film Venom Zehirli Öfke 2 pandemi yüzünden rekor sayıda ertelenmişti. Vizyonu öne çekildi ve bu hafta sinemalarda bekleyenleriyle buluşuyor. I say either, you say either, I say neither. And I say neither, neither, either, neither, neither. Let's call the whole thing off. Ta-da! Cats up! Excuse me? Yummy. Venom adı verilen organizmanın taşıyıcısı Eddie Brock'un merakla beklenen macerası Venom Zehirli Öfke sinemalarda. 3, 2, 1... Action! Yönetmen koltuğuna oyuncu Andy Serkis'in oturduğu Tom Hardy'nin gazeteci Eddie Brock rolüne geri döndüğü filmde Michelle Williams, Naomi Harris, Reed Scott, Stephen Graham ve Peggy Liu'yu da oyuncu kadrosunda izliyoruz. Woody Harrelson da devam filminde seri katil Cletus Kasady'yi canlandırıyor. Vizyon seçenekleriniz bu filmlerle sınırlı değil. Korkudan animeye pek çok türde film sinemalarda sizleri bekliyor. Klasik korku serisi Halloween son filmi Cadılar Bayramı Öldürür'le bir kez daha sinemalarda. Filmi bu sefer David Gordon Green yönetiyor, Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Nick Castle ise başrollerde. Michael Myers yine iş başında. Haddonfield kasabasının geri kalanını neler bekliyor acaba? Ezeli düşmanı Michael Myers'ı, kızı Karen ve torunu Allison'la birlikte tuzağa düşüren Laurie, kendisini ömür boyu eziyet eden kişiyi sonunda öldürdüğünü düşünür. Ama Michael, Laurie'nin kapanından kurtulmayı başardığında kan dökme ritüeli devam eder. Bizim camianın namı diğer Al Capone'u Ali Capone'dan bahsedeceğim size. Özgür Bakar'ın yönettiği Şafak Sezer, Ulaş İnan Torun, Önder Açıkbaş gibi isimlerin başrollerde olduğu Hepyek, serisinin dördüncü filminde bu sefer mafya karmaşasına sülalelerini de karıştırıyor. Ulan bu ne güzel arabadır. Çal! Verkan, Verkan! Arabaya bakma! Altan ve isim benzerliğiyle mevzuya tesadüfen dahil olan Gürkan, eski Gürkan'ı aratmayarak bela üstüne bela çekmeye devam ediyorlar. Abi, abi kurban olayım. Abi cinayet olmaz. Abi ben dedim abi. Abi ben namazın da niyazında ticaretin adamım be abi. Dedim abi sizin gibi büyük adamların arkasına geçilmez. Adamın amellif terini dürerler dedim. Dedim demedim mi Altan? Ne zaman dedin? Watashi wa sumi o okashita no desu. Sono aganai o suru tame ni koko made yatte kita. Anime sevenler sinemalara. Yönetmen Kazuto Arai'nin Japon animesi Fate Grand Order bu hafta vizyondaki yerini alıyor. Yıl Kudüs'te milattan sonra 1273'tür. Gezici şövalye Bedivere yolculuğunun sonuna ulaşır. Kutsal topraklar devasa bir çöle dönüşmüş, insanlar evlerinden atılmış ve bu çorak topraklarda üç büyük güç birbiriyle savaşmaktadır. Bedivere ve arkadaşlarının Aslan Kral'la yapacakları kutsal şehirdeki son savaşın günü gelmiştir. Affedilemeyecek günahlarını taşımaya devam eden Bedivere'nin sonu ne olacak sorusunun cevabı sinemalarda. Kagayakeru hoshi. Switch on. Agatoram. Yılların eskitemediği Grace müzikalini hatırlarsınız. Şimdi dizisi geliyor. Star Wars evrenine bir dizi daha. Cation Ender'ın çekimleri bitti. Usta yönetmen Ridley Scott, efsanevi filmi Gladiator'ın devam filmi için hazır olduğunu söyledi. Antalya Film Festivali'nde Altın Portakallar sahiplerini buldu. Şimdi bu haftaki haber turumuzu izliyoruz. Tell me your name. My name is Maximus Decimus Meridius. Ridley Scott imzalı Russell Crowe'lu Gladiator'u izlememizin üzerinden tam 20 sene geçti.
en iyi film, en iyi erkek oyuncu başta olmak üzere 5 dalda Oscar kazanan film için usta yönetmen harekete geçti. Devam filmi için hazır olduğunu söyledi. Ridley Scott, Joaquin Phoenix ve Jodie Comer'ın başrollerini paylaştığı Napolyon filmi, Kitback üzerindeki çalışmalarını tamamladıktan sonra Gladiator 2 için çalışmaya hazır olacağını söyledi. Devam filmi ilk filmden 25 yıl sonra geçecek ve Lucius'un hikayesini devam ettirecek. What we do in life echoes in eternity. Star Wars evrenine bir dizi daha. Sevilen kült seri Yıldız Savaşları filmlerinden yan yapımlar çıkmaya devam ediyor. Rogue One, bir Star Wars hikayesi karakteri olan Cassian Andor'a odaklanan bir dizi çıkıyor. I fear nothing. All is as the Force wills it. Ekip pandemi döneminde sete girdi ve çekimleri bitirdi. Karakteri oynayan isimse Diego Luna. Diego Luna bize setlerin nasıl kurulduğunu, kostümlerin nasıl hazırlandığını ve aktörün nasıl eğitimlerden geçtiğini anlatıyor. As you can see, we're getting ready, we're building stages, we're rehearsing, we're training, we're trying costumes, we're doing everything to make sure we do the best show. 12 bölümden oluşacak dizi için yaratıcı ekip hızlı bir şekilde yaratıkları hazırlıyor. We treat this exactly like we would a film. There is no difference in our approach. Every creature and droid that we've been building has the same care, level of attention to detail as the previous films. Whoever did this was a pro. Stay close, partner. Ooh, someone at the door. Suç ve polisiye tutkunları ekran başına. Fox Crime ekranlarının en sevilen polisiye dizilerinden NCIS Los Angeles'la macera ve aksiyon kaldığı yerden devam ediyor. You should be proud of your team. I am. Onlar Deniz Kuvvetleri Kriminal Araştırma Servisi'nin Los Angeles'taki ekibinde gizli görev alan ve ulusun güvenliği için tehdit oluşturan suçluları yakalamaya çalışan bir grup çok özel yetenekli ajan. Her bölümünde farklı vakaları konu alan NCIS Los Angeles, yepyeni bölümleriyle 18 Ekim'den itibaren her pazartesi, salı ve çarşamba akşamı 20.30'da Fox Crime'la evlerinize konuk oluyor. Suç ve polisiye türünün en başarılı örneklerini sizlerle bir araya getiren Fox Crime kanalını B-Smart, Kablo TV, TV Bu, TV Plus ya da Vodafone TV platformları üzerinden izleyebileceğinizi unutmayın. Well, here we are again. So this is Rondell. Hey, so what'd you do all summer, Danny? Huh? What'd you do this summer, Sandy? 70'li yılların sevilen müzikallerinden biri olan John Travolta ve Olivia Newton-John başrolü Grease filminden bir spin-off dizisi çıkacak. Sandy! Danny! 10 bölümden oluşacak olan dizinin adı Grease Rise of the Pink Ladies. Filmdeki Pink Ladies ekibi, okulun ötekileştirilen Rizzo, Frenchie, Marty, Jean ve Sandy'den oluşan bir kız grubuydu. Rydell Lisesi'ne tekrar döneceğimiz dizide The Pink Ladies'in nasıl ortaya çıktığına dair bir hikaye anlatılacak. Müzikal yeteneğe sahip oyuncu arayışları başladı. Aksiyon filmlerinin yıldızı Vin Diesel'ın asıl çıkışını yaptığı Riddick filmi yakında serisini dörtleyecek. 2000 yılında izlediğimiz Pitch Black'le başlayan seri The Chronicles of Riddick ve Riddick adlı 3 canlı aksiyon filmiyle devam etmişti. Yapım, bir savaş sırasında yok edilen bir savaşçı ırkının üyesi olan Riddick'in maceralarını konu ediniyordu. One down. Three down. You get where I'm going with this. Aktör geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından karaktere ait eski bir fotoğrafı paylaşarak devam filmi Furya'yı kastederek inanılmaz bir toplantı, belki düşündüğünüzden daha yakın notunu düştü. It's a god awful small affair.
call me Mary one day. But her mommy is yelling no. Paul Thomas Anderson'ın yılın en çok beklenen filmlerinden biri olan Licorice Pizza ile 1970'li yılların San Fernando Vadisi'ne gitmeye hazır mısınız? Filmden ilk fragman yayınlandı. Philip Seymour Hoffman'ın oğlu Cooper Hoffman ve Alana Haim'i başrollerde izleyeceğimiz filmde Bradley Cooper, Benny Safdie ve Sean Penn'i de göreceğiz. Lise hayatını oyunculukla düzeltmeye çalışan bir genç olan Peterson hikayesi. Ünlü yazar F. Scott Fitzgerald'ın ikonik romanı The Great Gatsby bir kez daha uyarlanıyor, bu sefer dizi olarak. Daha önce pek çok kez sinemaya uyarlanan romanı en son Baz Luhrmann yönetiminde Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire başrollü olarak izlemiştik. The Great Gatsby gelmiş geçmiş en iyi romanlar listesinde. Üç gizem, üç keşif gezisi ve bir sırlar denizi. Yüksek teknoloji sayesinde batık şehirleri, gemi enkazlarını ve suların altındaki mucizeleri keşfetmemizi sağlayan Sular Çekilince yeni sezonuyla her pazartesi National Geographic ekranlarında olacak. Sinop, Bizans'ın yıkılmasından uzun süre sonra bile hala önemli bir Karadeniz limanı. Sularında gizli başka sırlar da var. Yeni sezonun ilk bölümünde Türkiye'ye yer veren Sular Çekilince Karadeniz'e uzanıyor ve buradaki kayıp hikayelerin izini sürüyor. Bizans ve Osmanlı döneminden günümüze uzmanların anlatımıyla denizlerin derinliklerindeki sır perdesini aralayan Sular Çekilince tarihe ışık tutan Türkiye özel bölümüyle 18 Ekim Pazartesi 21'de National Geographic'te sizlerle. Birbirinden iddialı belgeselleri ekrana taşıyan National Geographic kanalını Digiturk, D-Smart, Kablo TV, TVBu, TV Plus ya da Vodafone TV platformlarından izleyebilirsiniz. The Romance of the Desert. Agatha Christie'nin ünlü dedektifi Hercule Poirot ve Marlon Whitmire'de İngiliz sinema efsanesi Laurence Olivier gibi tarihi ve kurgusal figürleri canlandıran en son Tenet filminde izlediğimiz Oscar adayı oyuncu Kenneth Branagh, Disrecrepted Isle adlı 5 bölümlük mini dizide İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı canlandıracak. Covid-19 salgınının çalkantılı ilk günlerindeki zamanları izleyeceğiz. Kapım çalıyor. 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Şevval Sam ve Yekta Kopa'nın sunumuyla kapanış ve ödül töreninin ardından sona erdi. Altın Portakal'ın en iyi filmi Ferit Karahan'ın yönettiği Okul Tıraşı oldu. Jüriye çok teşekkür ederim. En iyi senaryo ödülü alırken niye konuşmadın diye bir sürü mesaj geliyor. Bazen kadınların olduğu yerde sadece susmak benim için daha iyi bir tercih. Ferit Karahan yönetmenliğindeki Okul Tıraşı en iyi film ödülünün yanı sıra en iyi senaryo ve en iyi kurgu ödüllerini de kazandırdı. Deliklere ne diyorsun? Gelin çıkıyoruz. Ker filmiyle Tayfun Pirselimoğlu en iyi yönetmen ödülünü aldı. Çok teşekkür ediyorum. Büyük bir teşekkürle başlıyorum. Önce festivale, jüriye gerçekten çok çok kıymetli, çok değerli benim için. En iyi kadın oyuncu ödülü Zuhal filmindeki rolüyle Nihal Yalçın'a, en iyi erkek oyuncu ödülü ise Kafes filmindeki performansıyla Tarhan Karagöz'e verildi. Bu güzel ödülü beklemiyordum inanın. Değerli jüriye çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, mahcup oldum. En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü Kafes filmiyle Özay Feç ve İki Şafak arasında filmindeki performansıyla Nezaket Erden arasında paylaştırılırken en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne İki Şafak arasında filmiyle Erdem Şen Ocak'a verildi. Siyat en iyi film ödülü ise Necip Çağhan Özdemir'in yönettiği Bembeyaz filmine verildi. Çok hızlıca bu filmde emeği geçen herkese, bütün yapımcılarıma
özellikle de aileme teşekkür etmek isterim. En iyi belgesel film ödülü Volkan Üce'nin Her Şey Dahil filmine verildi. Hakan ve İsmail'e teşekkür ediyorum. Bana güvenerek bu belgesel filmini var ettiler. Jüri özel ödülü ise Aslı Akdağ'ın Bekleyiş filmine verildi. Libertad y tú sois demasiado distintas. Desde que vas con ella y esta pandilla de aquí, yo os parecéis una cualquiera, amor. Quizás soy una cualquiera. Uluslararası yarışmanın en iyisi, Clara Rocket'in filmi Libertad olurken, en iyi yönetmen, sinemasal sadeliği ve becerisi nedeniyle Aurora filminin yönetmeni Paz Fabrega'ya verildi. En iyi kadın oyuncu ödülünü Aile, The Fan filmindeki performansıyla Claudia Gropp aldı. En iyi erkek oyuncu ödülünü ise Titanic'i seyretmek istemeyen kör adam filmiyle Petri Poikolainen layık görüldü. Miko vammaseks. Noni vammaseks. Pek yakında izleyeceğimiz aksiyon, drama, animasyon türlerinde 3 filmi sizler için seçtik. Yönetmen Guy Ritchie imzalı aksiyon Red of Man, Oscar'dan yolu geçmiş drama Minari ve merakla beklenen eğlenceli animasyon Robotron Bir Sorun Var. Portico Security specializes in cash trucks across LA. Do you have any idea how dangerous this job can be? Some idea, yeah. We ain't the predators. We're the prey. Yönetmen Guy Ritchie, Red of Man filminde Jason Statham, Josh Hartnett ve Scott Eastwood'u aksiyondan aksiyona koşturtuyor. Los Angeles ve çevresine her hafta yüz milyonlarca dolar parayla dolu zırhlı kamyonetleri taşımakla görevli olan, aslında göründüğünden daha gizemli bir hayata sahip olan Eiç'in, gizli tuttuğu ve kendisine göre kutsal olan asıl amacını gerçekleştirme çabasını izleyeceğiz. Eiç karakterini Jason Statham canlandırıyor. Film Ritchie tarafından Nicholas Borkreef imzalı Le Conveyor filminden uyarlandı. Bana do bear a grudge. İki çeşit insan vardır baba. Bebot'u olanlar ve olmayanlar. Merhaba. Affedersin, videona girdim. Bir filtre lazım. Öyle mi? Bebot'un sosyal hayat olmuyor mu yani? Evet baba, sayılır. Ben bir cihaza bağımlı olmanı istemiyorum. Ve bakayım. Robotron Bir Sorun Var. Sosyalleşme sorunu yaşayan bir ortaokul öğrencisi Barney ile kutudan çıkan en iyi arkadaşı olması beklenen konuşan dijital cihazı Ron'un hikayesini anlatıyor. Pekala Ron, kodlarının bir kısmı kayıp. Yürü! Hakkımda her şeyi bilmen gerekiyor. Saç, kahve, boy 1.50. 1.80 daha iyi olurdu. Kızlar sana gülmezdi. Hey! O arkadaş edinmek için yapıldı. Arkadaşlık isteği, arkadaşlık isteği. Ron'un sosyal medya çağı karşısında gülünç arızaları, onları bir çocuk ve robotun gerçek arkadaşlığının harika karmaşasıyla hesaplaştıkları aksiyon dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Benimle eğleniyor musun Barney? Ne haber evlat? Bir botun nasıl? İkiniz birden eller yukarı göreyim. Robotron, Bir Sorun Var. Acaba bir kapatıp açsak mı? David, look! They're wheels! Wheels? 여기 대체 어디야? 집이지. 우리 새로 시작한다고 그랬잖아. 이게 그거야. 아빠는 빅 가든 하나 만들 거야! Tam ihtiyacımız olan bir film Minari. Lee Isaac Chung'un yönettiği, başrollerini Steven Yeun, Yeri Han, Yung Jong-yeon'un oynadığı 1980'li yıllarda Amerika'nın Arkansas bölgesine göç edip burada kurdukları çiftlikle yeni bir hayata adım atmaya çabalayan Güney Koreli göçmen Lee ailesinin duygusal hikayesini anlatıyor. Biz burada kalırsak mahvolacağız. Çocuklar için bile bir kez düşünebiliriz. 애들도 한 번쯤 아빠가 뭔가 해내는 거 봐야 될 거 아니야. 그 kimlik krizleriyle Reagan döneminin ekonomik zorlukları arasında sıkışıp kalıyorlar. İdeallerindeki hayattan uzaklaştıkça Jacob ve Monica çiftinin birbirleriyle olan bağları zayıflamaya başlıyor. Pek çok festivalden başarıyla dönen 6 dalda Oscar'a aday olan Minari, Yung Jang-yun performansıyla en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ını alarak ödüllerinin arasına koydu.
I'm not pretty. I'm good looking. Fox'un gizemli yeni dizisi Yalancılar ve Mumları izleyicisiyle buluştu ve çok beğenildi. Pazar akşamlarını artık iple çekeceğiz. Bu hafta Yalancılar ve Mumları dizisinin setindeydik. Oyuncularımızdan hikayeyi ve oynadıkları karakterlerini anlatmalarını istedik. Yalancılar ve Mumları Miss Stresses dizisinin uyarlaması. Ceren Hanım, uyarlamadan bahseder misiniz bize? Dünyanın farklı hatta kıtalarında, işte Kore'de, Amerika'da ve İngiltere'de uyarlanmış. Şimdi de Türkiye'de yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğinin en iyisini. Dolayısıyla aslında evrensel bir kadın hikayesinin bu coğrafyada neye denk geldiğini, neye tekabül ettiğini, bu coğrafyadaki kadınların bu evrensel durumları yaşadığında bizim içimizden nasıl reaksiyonlar çıktığı, bizim onlara nasıl nefes olabileceğimizin retoriğini gördüm aslında bakarsanız. Yani müthiş bir kalemden çıkıyor bir kere. Senaristimiz harikulade bir edebiyatçı. Okuduğum zaman gerçekten iyi bir eser okumuş gibi haz aldım. Umarım bu kadınlara çok güzel nefes oluruz. Elif, Ceyda, Meliha ve Şebnem'in sandıklarından bambaşka olan hayatlarının hikayesi. Burcu Hanım, bize biraz anlatır mısınız Yalancılar ve Mumlarında ne izleyeceğiz? Her şeyden önce temelinde arkadaşlığın olması bence çok kıymetli. Bu dört kadının her şeye rağmen birbirini destekleyecek olması izlemeye ihtiyaç duyduğumuz bir şeymiş gibi geliyor. O yüzden bence yeni bir başka mı acaba? Şafak Hanım. İzleyici her şeyden önce çok güzel bir kadın hikayesi izleyecek bu dizide. Dört kadının birbirine inanılmaz bir bağ var. Bu bağı görecek. İlk başta gördüğümüzde kötü olarak yorumlayabileceğimiz bir sürü olayı kadınların hayatında nasıl birbirine daha da kenetlendiler onu izleyeceğiz. Onun dışında da ayrı ayrı karakterlerin de kendi iç dünyalarını gördükçe hem o dörtlüye hayran olacağız hem de tekil kişilere olan ilgimiz artacak. Ceren Hanım, senaryoyu ilk okuduğunuzda ne düşündünüz? Bu işi ilk okuduğum zaman izleyiciyle, seyirciyle sanırım empati kuracağım yerden aynı reaksiyonu verdim. Bir sonraki aşamasını bilmek istedim. Bu karakterler ve bu hikayeler nerelerden geçmiş, nasıl travmalar yaşamışlar vesaire. Seyirci de bence tırnaklarını yiyerek bütün bunların hepsini en az bizim kadar merak edecek ve bir sonrasını, iki sonrasını, üç sonrasını bilmek isteyecek. O anlamda çok seyirciyi de işin içine katıp onları da böyle tutkulu hale getirebilecek, onları da ateşlendirecek bir hikayeyi takip edecek. Çok gizemli olmasının yanında birbirinden farklı kadının hikayesi izleyecek. Yapılan şeylerin sebebini kadınların çok güzel içselleştirebilmiş olması. İlk başta durumları okuduğumuzda olabilir mi, olamaz mı muhakemesi yaparken bile kadınların içsel haklılığını hissedebiliyor olmamız. Günümüzü de biraz değerlendirince böyle bir kadın işinin içinde olmak beni aşırı keyiflendiriyor. Sizi ne etkiledi Elçin Hanım? Genel olarak kadınlara Fatih Bey'in bu yaklaşımı beni çok etkiliyor. Çünkü sürekli bu sıralarda kadın işleri yapan bir yapımcı. Değeri bilinmesi gerekiyor. Yani kadın konularını daha fazla üstüne düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu senaryonun da kadınlara yönelik yazılmış olması beni çok etkiliyor. Bir edebiyatçı tarafından yazılmış olması beni çok etkiliyor. Dayanışma anlamında ve aslında yapılan şeylerin temelinde ne kadar içgüdüsel olarak haklı olduklarını anlayabildiğimiz ve empati kurabildiğimiz bir yerden yapıyor. Dolayısıyla bu çizgisi beni etkiliyor. Bir de bu hikayeyi erkeklerden dinleyelim. Feyyaz Bey. Bu bir kadın hikayesi aslında. Daha doğrusu kadınların hikayesi. Ve çok güçlü bir bağ var aralarında. Yani arkadaşlığın da ötesinde kardeş gibiler. Bunların hepsini kendi hayatlarını ayrı ayrı ele alacağız. Ve bunların hepsinin kendi hayatları içerisindeki acıları, yalanları, aşkları, ilişkileri. Bunları tek tek ele alacağız. Daha sonra işte bu yolculuk içerisinde karşılaştıkları başka karakterler de var. Onlardan biri de benim. Umarım seyirci çok beğenir bu hikayeyi. İsmail Bey. Dört kız arkadaşın hikayesi bu. Şu açıdan önemli, dünyada ve ülkemizde maalesef kadına şiddetin bu kadar arttığı bir dönemde bir kadın hikayesi olması güzel. Gerçek bir hikaye var, insanların kendini bulabileceği bir hikaye var ortada. En güzel tarafı da bu zaten, bir senaryonun en önemli tarafı gerçek olmasıdır. Onun için güzel bir şey bu bence. Yakup kimdir Feyyaz Bey? Yakup bir baba ve iyi bir baba. Çok şey muhtemelen başından geçecek. Çok hikayeler başlarından geçecek. Dediğim gibi bu yolculuk içerisinde seyirci bize ne kadar eşlik ederse bu olaylar aydınlandıkça onlar da
neyin ne olduğunu çok daha iyi öğrenecekler. Karakteriniz Şebnem nasıl biri? Şebnem böyle diğerlerinin arasında daha saf olanı, daha böyle naif, daha böyle neşeli, duygularını kontrol edemeyen bir karakter. Diğerlerinden farklı olarak böyle gücünü keşfetme yolunu izleyecekmişiz gibi geliyor. O yüzden heyecanlıyım Şebnem'i oynamakta. Şafak Hanım, peki ya sizin karakteriniz? Karakterim diğer üç kadına nazaran böyle biraz daha sert, daha içlerinde demir gibi olan ya da öyle görünen bir karakter. Ama karakterin yolculuğunda, dizinin gidişatında da anlıyoruz ki aslında o demirin içinde de çok başka bir malzeme, o durum var, olaylar var. Onu da önümüzdeki bölümlerde artık izleyeceğiz. Yeni bölümleri heyecanla bekliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar ve bol reytingler diliyoruz. Ne oluyor burada? Şunu sana göstereyim. Herif iyi misin? Yakup mudur nedir? O adama fazla güvenme bence. Sinsi gibi seni takip etmiş resmen. Kırdım puanını. Adama niye taktın şimdi? Asıl doğru yerde, doğru zamanda böyle kahraman gibi beliren adamlardan korkacaksın hayatım. Kamera arkasında bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yepyeni filmler ve haberlerle yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.